arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz 9 ay önce kardeşime askere gidiyorum şakası çekmiştim. Kutular aldım, devam ettim. Biliyorsunuz arkadaşlar, o şaka videosuydu. 9 ay sonra arkadaşlar benim askerliğim belli oldu. Allah nasip ederse ayın 9'unda askere gidiyorum. Bugün konferime geldim. Saçımı kestireceğim. Sonra asker malzemeleri almaya gideceğim. Yani işte çoraptı, iç çamaşırı falan almaya gideceğim. Şunları bu sefer gerçekten askere gidiyorum diyeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi saçlar kesilecek. Yıllardır uzattığım, emek verdiğim şu güzel bir saçlar kesiliyor. Üçe mi vuralım efendim? Belki üçe vuralım. Ama asker tıraşı olsun. Bir dakika şunu çıkartayım dur. Tell me what can I do? 3 milyon. 3. Baba kafak gibi saç çıkacak ortaya 3 numara. Arkadaşlar uzun bir süre kel gezeceğim ya valla. Ben de acımayacağım ya burada dedik. Baba çok emek verdim tam bu saça. Yapacak bir şey yok. Ben bu kooperat geldiğimde arkadaşlar sadece şu yanları kestiririm. Üstlerden de ufak aldırırım o kadar. Yıllardır benim tıraşım bu şekilde. Ben hep puana bekliyorum. Baba tam 3 yapmıyorum o zaman. Böyle hafif saç kalsın ya bak. İşte böyle bak, 4'e vuracağım. 5'e vuralım. Evet, 5. Tamam. 5'e vuralım. Aralarında milim var. Tam milim milimdir kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar başlıyor. Arkadaşlar başlıyor. Gidiyor bak. Allah kahretsin, kesiliyor. Lan çapsın şu an moralim çok bozuk. Allah çapsın çok bozuk. Bir dakika ama durur musun? Dur lütfen Ferdi, bir dur Ferdi, dur Ferdi. Yapacak bir şey yok. Ferdi o kadar mutlu ki arkadaşlar, yıllardır bu anı bekliyormuş. Evet. Üçe vururdum yani arkadaşlar. Oğlum kafak çıktı ortaya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vatani görevi yapacağız. Bu arada ben askerdeyken videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yani ekip arkadaşlarım atacak videoyu. Videosuz kalmayacaksınız. Arkadaşlar şirek gibi kulaklarda çıktı piyasaya. Arkadaşlar şu konfor şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. Bir saçımı kestireyim, tam her şey bitsin. O zaman tekrar kayda girelim. Moralim zaten çok bozuk. Hadi görüşürüz. Ne oldu abi? Yerleri niye süpürüyor? Abi para çıkmadı. Ha oğlum parayı böyle ödüyorsun. Yapacak bir şey var mı Mert? Yok şu an. Asker adamdan para talep edildi Mert. Yani biz askeriz yani, burada bir avantaj geçirmesi lazım, yer süpürüyoruz. Dokunulmazlığım var benim kardeşim ya. Ulan ne güzel saç şu. Güzel bir saçlar gitti ya. Ulan ne uzatmıştım bunları ha. Arkadaşlar son halim bu şekilde. Ben şöyle döneyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, vatan görevi için kesiliyoruz. Keyfimizi kestirmedik yani. Bir süre beni böyle göreceksiniz. Yapacak bir şey yok. Belki Instagram post paylaşırım. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada böyle videolar falan paylaşıyoruz. Eğleniyoruz orada da. Lan çok kötü olduk ya. Arkadaşlar yorumlara yazın, kurban olayım. Güzel mi olmuş, kötü mü olmuş? Valla dürüst olun ama bak. Tamam ben üzüleceğim diye güzel yorum yapmaya çalışmıyorum. Dürüst olun. Zaten biliyorum nasıl olduğumu da. Şimdi gideceğiz işte asker malzemesi satan yerlere. İşte gerekli şeyleri alacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik şöyle asker malzemeleri satan yere. Bakacağız abla listeleyecek. Biz de ona göre her şeyimizi alacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Abla şimdi bedel askerlik için ne lazım? Çamaşır, çorap. Tamam. İçlik. Tamam. Ben Isparta'ya gidiyorum abla. Ve diğer malzemelerimizi veriyorum. Tıraş malzemem var abla. Tamam. O iç çamaşırı, çorap falan alalım abla. Tabii ki. Beden de yardımcı olayım. Beden nasıl olacak? Sey abla. Denesem mi acaba abla ya? Olur ya ya da. İstersen M vereyim daha rahat. M ver rahat edelim, aynen öyle alalım. Şimdi bundan kaç tane veriyorsun abla bana? Şimdi bedelliğe gidenlere en az 5 tane veriyoruz ama yıkayamıyorsanız eğer 10 tane verebiliriz. Sen 6 tane ver bana abla. Bir de şöyle bir şapkam alsın kendime, ne yapsın? Saçın olmayacak, alabilirsin. Abla sorma, zaten saçı kestirdik, güzel saçımız vardı. Ben nasıl dedim? Çok şey gibi. Normal daha mı iyi? Normal daha iyi. Harbi mi diyorsun? Hı hı. Ama şimdi Mert niye öyle dedin? Çok yakışmış bence. Yakışmış o zaman ben. Niye öyle boş konuştun? Sen nasıl istersen. Yakıştı abi. Abla. Kalbimi kırıyorum abicim bak. Baxter veriyoruz. Kaç abla tane vereyim Baxter'ını? Ver abla, ondan da 7 tane ver abla. Cüzdan veriyorsun sanırım bir de abla şöyle. Evet, boyun cüzdanı veriyorum. Tamam. Boyun cüzdanı. Çorap kaç tane vereyim? Çorap abla
Kaç tane şimdi veriyorsun normalde? Şimdi Isparta'ya gidiyorsun. Evet, karışık Isparta'ya. Yapalım. Biraz kışlık, biraz yazlık verelim. Tamam, olur. Yumuşak havalarda yazlık yersin. Tamam. Kaçar tane olsun? Abla, 5-10 tane ver ya. Tamam. Şimdi ben abla askerden normal sivil çorabımı giyemiyor mu beyaz? Cumartesi, pazar, hafta sonu giyersin. Ha, tamam, tamam. Ama gün içerisinde eğitimde, fıtırışta bunları giyiyoruz. Tamam. Şimdi bir tane içlik verelim çünkü Isparta soğuktur ablacığım. Evet abla, herkes öyle diyor. Isparta soğuktur falan. Şimdi. Mert, bu arada şapka yakıştı. Bir daha öyle yakışmadı falan deme, tamam mı? Yakıştı, ben sana dedim yakıştı diye. Ooo Mert, ama şimdi ben şunu alayım. Bak. Ooo. Bu nasıl takılıyor lan? Ben takılıyorum. Oğuzhan abi, sen biliyorsundur bunu takılmasını. Bu nasıl takılıyor abi? Oğlum ben sesçi miyim? Şöyle mi abi, dur. Yakıştı yakıştı. Böyle şöyle. Ooo tam tam. Abi bu nasıl takılıyor? Güzel oldu, güzel. Bunu koyalım yerine ya. Arkadaşlar şimdi çamaşır torbası aldık, kirli ve temiz. Yastık kılıf aldım. İşte içlik aldım. Yaz kışlık çoraplar aldım. Çünkü Isparta sanırım biraz soğukmuş. İşte iç çamaşırı aldım. Bir de böyle tişört aldım. Daha terlik alacağım muhtemelen. Terliğim yok çünkü. Ya da... Abla ben orada sivil terliğimi giyebiliyor muyum yoksa... Giyebilirsin. Ha tamam o zaman, okey. Şimdi terliğim sana... Sana filan. Şimdi bu şu temiz mi oluyor abla? Temiz için mi? O file için. Hem çamaşırhanede kullanacaksın onu. Ha. Hem de banyoya giderken banyo çantası olarak koyacaksın. Anladım. Kullanacaksın. Havlularını falan onun içine koyacaksın. Bunlar da okay. Dolabında temiz ve kirli çamaşırların içine. Tamam. Bunu anladım. Taban veriyorum sana. Şöyle akıllı taban veriyorum. O botun içine mi koyacağız, evet, abla onu? Evet. Botunu bir numara büyük alıyorsun. Tamam. 39 giyiyorum. 40 alacağım. 40 alacaksınız. Numaratör var. Numaratörden kesip kullanabilirsiniz. Boyunu tamam. Veriyorum. O bot için sanırım. Evet, oraya. Bot için boyu vereceğim. Sana vatka vereceğim. Botların arkası vurmasın diye. Ha, şu şekilde ya. Topukların yeri olmasın diye. Anladım. Ama siyah çoraptan giyebiliyor mu? Hafta sonu giyebilirsin. Ha, sen hafta içi full yeşil mi giyiyoruz abla? Evet ablacığım. Ana ne kadar garip bir yer. Enteresan yani. Güzel bir hesap gelecek abla. Güzel bir hesap gelecek gibi hissettim. Tamam abla, ne diyorsun bu duruma? Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Abla, bunları şöyle atıyorum şimdi, valizde düzenlerim abla ya. Evet, evet. Şöyle poşet içinde valizine yerleştiriyorsun. Aynen öyle. Cuma günde yolcuyum, yolcu yoluna gerek. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdiden halledeceğim abla, hiç sıkıntı çekmeyeyim ya. Kesinlikle. Bunlardan başka bir şey almama gerek yok değil mi abla benim? Valizin de var. Var. Az bir şey gerek yok. Tamam, tamam. Yaşlı olanları veriyorum. Nedir abla günahımız? Kartla temas söyleyeceğim. İstersen IBAN'a da atabilirim. Tamam. Tamam. Kartla mı diyeyim, IBAN'a mı atayım? Nasıl istersen. Ya da kartla diyeyim abla. Kartla. Şapkayı saydın değil mi, şu üstündeki şapkayı? Bunu. Onu saymadık. Say abla, say, onu da say. Ben dur, ben bir şeyini sökeyim. Etiketini al. Okut abla. Bana göre. Polis seyretlerimiz. Gelmedi, gidiyorsun. Arkadaşlar şöyle giyindik. Böyle. Geçenki videoda hatırlarsınız bu kıyafetleri. Biraz dağınık ortam, kusura bakmayın. Şimdi aşağı ineceğiz Çınar'ın yanına. Bakalım Çınar'ın gene tepkisi nasıl olacak? Söyle diyeceğim ki abim 12 ay gidiyorum, gelemeyeceğim falan diyeceğim. Hadi gidiyoruz aşağı. Ha bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çınar! Kapıyı kapatayım, dur. Mert gir. Ben niye giydim abim bunları? Askeri kıyafet. Tamam niye giydim? Evet. Tamam niye giydim? Sana soruyorum niye giydim? Askeri mi? Nasıl abi? Ben iyi yapayım için. Tepki vermeyeceğim oğlum. Ya tamam, çok güzel olmuş. Sinar. Abim yaklaşık bir 6 sene asker olacağım abi. 6 sene. Bu şaka videosu değil bu sefer. Saçım açı kestirdim. Asker malzemeleri aldım. Oğuzhan abi aldık mı abi? Aldık. Bir sürü asker malzemesi aldım yaklaşık. Evet. Allah çarpsın. Bir sürü asker malzemesi aldım, sana yemin ederim. Tamam getir. Bak getiririm. Getir abi. Bir dakika getiriyorum. Durun arkadaşlar, geliyorum ben. Allah çarpsın bir sürü asker kıyafet almış. Sana yemin ederim bak. Hah. Bak. İşlik o. Bunlar tişörtlerim. Yani şimdi sen şimdi konuyu dur. Konuyu anladın mı? Tamam. 6 sene yokum burada. 6 sene. Evet. 6 sene yani kaç yaşın oluyorsun biliyor musun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yaşına giriyorsun sen. Ve YouTube falan yok abim artık. Aa, ya.
Lan ciddi gidiyorum. Ya hayır. Yasin gidiyor mu gitmiyor mu? İnanmıyor bu hala gideceğim. Bir şey söylesene Yasin. Ya hayır gitmiyor. Saçı boşa mı kestirdin? Lan saçı boşa mı kestirdin? Gitmiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu battaniye bir görevi mecbur yapmak zorundayım efendim. Hayır. Hayır bak. Gene başladı. Bu çocuk her zaman çıldırtma bir durumda ayıp diyor ya. Her zaman ya. Şimdi ustayızın. Sen usta mısın? Ben bildiğin ustam. Ama dur. Lan dur. Ama şu an bak askerim ve bana vuruyorsun. Bu bir suç. Allah çarpsın suç. Yemin ederim suç. Asılın nerede? Lan askere gidiyorum. Cuma günü gideceğim. 6 ay yokum efe buralarda. Ya hayır. YouTube yani. Belki Instagram hesabını abin yönetir ama. YouTube artık. Uzun bir süre yok abim. Belki geldikten sonra biraz büyüyeceksin. O zaman belki. Sen kaç yaşında büyüyorsun o zaman? Abim ben 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ama hala ötekimdeyiz. Ama Efe 6 sene. 6 senede ben belki bu işten sıkılırım ya abim. Yanlış anlamadı. 6 sene çok benim için. Ya. Efe bir dakika. Bir dakika. Lan dur lan. Bak ama şu an yanlış yapıyorsun. Bak ağzıma kıl girdi bak saçtan kıl düştü. Olmayan saçından kıl düştü. Yanlış yapıyorsun şu an. Mecbur bırakmak zorundayız Efe. Hayır. Belki ben orada evlenirim. Geçen videoda şakasına söylemiştim ama belki ciddi evlenirim orada. Hayır. Lan orada yaşayacağım ne Isparta. Lan niye vuruyorum ama insan gibi dinlemiyorsun ki. Evet, dinliyorum. Abi 6 sene çok büyük bir şey, tamam mı? 6 sene. 6 yani bayağı bir uzun tamam, bir süre. Tamam hadi. Kışkırtma falan değil bu. Yani kışkırtma olarak sanıyor bu ya. Bu Yavuz Komutan oldu işte herhalde. Yavuz Komutan. Lan ciddi gidiyorum, anlamıyor lan bu çocuk. Şu an sen şaka videosu çektiğimizi falan sanıyorum. Yani ben o zaman sana bu saçı kestirmişim değil mi? Gitmeyeceğim. Gideceğim, beni özleyeceğin yere bana vuruyorsun, yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum sana. Yazıklar olsun. Yani abini hiç sevmiyormuşsun demek ki. Abini hiç sevmiyormuşsun demek ki. Gitmeyeceğim. Valla. Ama mecbur gideceğim Efe. Hayır. Sen video çekmeyeceğimiz için mi üzülüyorsun yoksa ben gidiyorum diye mi? Doğru söyle. İkisi de. İkisi de mi? Yasin abini de çekersin. Yapacak bir şey yok. Yazgın video çekecektik. Yapacak bir şey yok Efe. Hayır. Efe. Mecbur abim. Hayır. Isparta'ya arada gelirsin görüşürüz böyle arada. Ne yapayım? Bana bak. Ama mecbur gidiyorum. Hayır. Yapacak bir şey yok Efe. Cuma günü gidiyorum. YouTube kanalı ben alacağım abi beraber. Belki abinle çekersin de ya aslında yapabilirim bilmiyorum da. Belki işte bir şey. Sen de yurt dışına çıkıyorsun efendim. Efe mecbur ya abi. Mecbur. 6 yıl çok büyük bir süre Efe. 6 yıl ya. Bedelli gitmiyor bu. Bedelli. Para mı var bedelli yatıracağım? Para mı var Yasin? Arabayı neyle aldın? Hayır gitmeyeceğim. Allah'ım ya Resulullah. Gitmeyeceğim. Anlat. You do speak English? Ya sus ya. Efe artık orada belki ya çocuğunla tanışır mısın ki? Ya. Çocuğunla tanışırsın lan. Arkadaş olursun hatta. Hayır. Lan. Hayır. Arkadaş olursun ha. Hayır. Arkadaş onunla kanka olursun. Hayır. Takılırsın. Ulan askere gideceğiz. Ulan acaba askerde konfor mu olsam? Saçını nasıl yaptın baksana. Vallahi sen öyle abim ya. 6 sene. Çok özleyeceğim seni biliyorum ama yapacak bir şey yok abi. 6 sene mecbur abim. Kendine çok iyi bak. Kendine çok çok iyi bak abi. Görüşürüz inşallah. Tamam mı? Görüşürüz abi. Bırakmak zorundayım abi. Hadi. Ha, tamam. Dalga malga geçti ya da gitmem gerekiyor. Hayır gitme. Kameraya bak poz ver bakayım şöyle. Gitme. Kameraya bak Efe kapak fotoğrafı çekelim hadi. Gitme. Bir şey yakışmış mı lan saçı doğru söyle. Ha? Şöyle yapıyorsam bir saçı varmış gibi. Niye? Ooo ne kadar değdi. Allah çok değdi. Ölüyorum. Aa. Yani çok değdi. Biz
kovalat da. Ya peki Allah Allah. Lan yakışıklıyım, kıskanma ha. Kıskanma ulan. Haysiyetsiz. Kıskanıyorum. Altı ile olur abi. Kendine çok çok iyi bak. Hayır gitmeyeceksin. Ben kaçan zırh dostum. Gidemeyeceğim. Şimdi arabayı almaya gideceğiz. Ondan sonra ben evrak işlerimi halledeceğim. Cuma gidecektim ama yarın gidiyorum. Çünkü sen çok hadsiz bir pedemeksin. Gitmeyeceğim. Gidiyorum efendim. Gitmeyeceğim. Maalesef gitmek zorundayım. Gitmeyeceğim. Öp bakayım elini. Ya ben ne yapıyorum? Bıktım ben de onu öpmek. Gitmiş olan öpüyorum ya. Efendim valla hadi gidiyorum. Hayır. Hadi görüşürüz abi. Hayır. 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 Hayır demeye koru mu kırıyorsun Efe? İstemiyorum. Gidiyorum abi. İstemiyorum. Ne yapacağız Efe? İstemiyorum istemiyorum. Nereye kadar istemiyorum? İstemiyorum hiç istemiyorum. Hiçbir şey gitmek istemiyorum. Evlenmeye yok. Oraya yok. Buraya yok. Konuk getiririz konuğu da ver. Ne yapacağım ben seninle? Düzgün sor. Öp bakayım abi. Düzgün sor. Son kez öpüşeyim. Ah tamam bırak ana. Buradan gitmeyeceğim. Bırak. Var mı bir isteğin benim? Yok zaten hiç şey yapmıyordun. Çocuğunla tanıştırdım ben. Ya hayır çocuğun olacak. Adını Efe, Yasin Efe koyacağım. Yasin Mustafa Efe koyar ya. Gidiyorum abi. Hayır. Lan git, mal mısın sen, nesin ya? Mal mısın kardeşim sen? Kendine bak, gene ola. Bak ama dayak giyip duruyorsun Efe bak. Bu askere vuruyorsun, bu bir suç. Hapse girebilirsin herhalde. Gitmeyeceğim. Bir dakika, ha bunun neden inanmadığını anladım. Şimdi ben dur ask sek belgemi getireyim. Bir onu görsün, dur. Gitmeyeceğim. Devletin verdiği yazıyı getiriyorum, bekle sen. Ya gitmeyeceğim. Bekle lan. Gitmeyeceğim. Bak arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Bu şuradaki bilgileri görmeyin. Milli Savunma Bakanlığı'nın. Gördünüz. Oku bakalım ne yazıyor, sakın yırtma. Devlet verdi onu, sakın yırtma bak, sakın. Oku bakalım. Tercim, ha. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. Demek ki ne kağıdıymış bu? Bak burada kimin ismi yazıyor? Batuhan Bora, bak. Bir oraya yazardı ya. Şaka yaptığımı sanıyor ya sabahtan belli. Gitmeyeceksin. Hadi görüşürüz. Son kez adam gibi öpeyim seni. Adam gibi öpeyim. Ya adam gibi öpme seni. Yıldırdım. Ver mi benden son bir isteğin? Gidiyorum. Gidiyorum. Ne biliyor musun? Ne? Bana seni boyunca almak. Bana bir oyunda yapıp sormak. Bir de beni senin boyunca bir karakteri almak. Sen onlara bakma sonra gitmeme izin mi vereceksin? Evet. Vay şerefsiz. Efendim bir şey çok daha. Yo her şakanın ortada bir gerçek atak. Ben sana şu an soğudum. Ya hayır özür dilerim. Soğudum. Ya ben şaka 6 tane şınav çekersen inanırım. Ne? 6 tane şınav çek inanacağım. Bak çek şey bakma. Bak. 1, 2, 3. Öyle değil. Öyle değil. Ya. Full yat. Yat. Kalk ama öyle çökmeyeceksin işte. Ya o zaman nasıl yapayım? 1. Bunda bir şey şınav mı oluyor? Lan şöyle bana bak, çık kalk ya. Bak şu bak, yattım böyle. Bu gerizekalı. Lan yürü git lan. Yap adam gibi, yap göreyim. Ya nasıl doğru değil ya. Doğru değil. Ya nasıl doğru değil. Hiç samimi değilsin artık ya. Çok iticisin ya. Ama askerde arkadaş edineceğim de senin gibi itici görmüyorum. Çirkinsin. Anne var. Annen ne yapacak? Aa çirkinim diye annemi şikayet etmeye gidiyor. Burdan çok sıkıldım çünkü hiçbir tepki falan veremiyor. Bu videoyu paylaşmayacağım da. Öylesine çekiyordum. Paylaşmayacağım. Çok lanet bir çocuksun. Git ya. Çok üzülürsün biraz. Yemin et. Evet. Çok mu sen öldürdün? Evet. Niye vuruyorsun bana o zaman? Ben sen vuruyorsun. Siktir lan, ben mi vur diyorum hadi? Ben mi vur dedim sana he? Gitmeyeceğim değil mi? Çok mu istiyorsun gitmeyeceğim? Sen olma. Gitmeyeceğim değil mi? Ama saçını kestin. Gitmeyeceğim değil mi? Saçını kestin. Gitmeyeceğim değil mi?
Gitmeyeceğim. Allah, evet, ben gerçekten askere gidiyorum. Ama 28 günlük gidiyorum. Şu saçımı maçımı kestirdim bak bu halime. Şaka yapma, 6 sene falan değil. 28 gün, bir ay gidip geleceğim. O dönem bile değil mi? Bilmiyorum belki. Ya! Şarkı bulursam belki. Şaka şaka gel. Gel lan gel buraya gel gel. Gel gel gel. Evlilik yok, şaka şaka evlilik yok. Ben askerliğimi yapacağım, geleceğim. Çocuğum olacak mı? Ha, evlilik olmadan çocuk nasıl olacak Çınar? Salaklıklar bakayım. Evet, biraz ya. Boş. Biraz... Anne! Gel gel. Özür diliyorum seni ağlattığım için gel. Sarılalım. Sarılalım insan gibi, insan ol Efe. Özür dilerim. Tamam. Çok mu seviyorum ben? Askerini alıyorum. Çok mu seviyorum seni? Askerini alıyorum. Lan ne vatanı görevi yap geleceğim, ne iş verecekler onu yapacağım. Tuvalet temizleyeceğim. Hadi temizleyin. Ya bizim benim tuvaletimiz yok. Şu hareketlerinden vazgeç. Hangi hareketleyim ben ya? Hayır. Lan buradan al. Ne çöne çöne. Böyle hani salak saçma hareketler yapayım ya. Tuvalet temizleyin. Böyle yapayım onları yapma diyorum abi. Tamam mı? Nasıl saçını... Al gitmeyeceksin değil mi? Lan 28 gün gideceğim. 28 gün gideceğim. Çocuklar gerçeği söylüyoruz hala inanmıyor. 28 gün gideceğim. O zaman ben... niye beni kandırdın? Video çektik. Hiç kırpma. Çekmeseydin. Niye? İnsanlar seviyor böyle sen. Üzüldüğün zaman insan... Ya sus ya. Özür dilerim. Bütün yıllarından anlatıyorum. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Yazın bir sürü güzel videolar çekeceğiz ama değil mi? Çınar Efe şimdi sana ceza istediğin oyunda karakter alsın. Alsın. Ya alınmıyor zaten ya. Hadi bize kapanışı yapalım efendim. Kalmışam ne olur, merak etme yorulmayın. Hadi bay bay. Bu neydi şimdi? Lan yürü öldüm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aa, bunu bir kışkırtık mışkırtık bir şeyler yaptık. Sinirlendi bu galiba. Ya. Bu galiba ya. Biraz sinirlendi. Tam anlamadım ama. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı. Merak etmeyi. Unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Ulan salak ne üzüldün? Ya sus ya.